Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi göstermek amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Kıymetli takipçilerimiz, uzmanlar açıkladı. NATO 96 saat içerisinde Türkiye'ye girmek için hazır bir şekilde elleri tetikte bekliyor şeklinde bir ifade kullandı. Eski istihbaratçılar NATO ülkelerinin 2002 yılında yaptığı tatbikatta depremden hemen sonra Türkiye'yi işgale hazırlandıkları iddiasını masaya yatırdı. Eski istihbaratçılar NATO ülkelerinin 2002 yılında yaptığı tatbikatta çirkin planı bu şekilde ortaya çıkardı. 2002 yılında yaptığı tatbikatta depremden hemen sonra Türkiye'yi işgale hazırlanıyorlar diyen uzmanlar, Amerika 96 saat içerisinde Türkiye'yi işgal edebilir mi diye soran yazarlar, dikkat çeken yazısında şu ifadeleri kaydetti. ABD'nin 2002 yılında 1000 yılın meydan okuması tatbikatı, büyük bir depremden hemen sonra 96 saat içerisinde Türkiye'yi işgal etme planı, o yılların şartlarına göre Türkiye'ye bir tehdittir, gözdağı verilmesinden ibaretti. ABD 2002 tarihli o tatbikatta, süreç içerisinde Türkiye'yi, kendi jeopolitiğini, kendi kurallarını Amerika'nın kenar kuşak jeopolitiğinin üzerine koyma yoksa cezalandırırım şeklinde tehdit etmişti. Dünya genelinde tatbikatların, senaryoların hatta harp planlarının sınırı yoktur. Zira tatbikatlar harp planları uygulanmaya başlandığı andan itibaren belirsiz sorunlar başlamış, başarı sayısı neredeyse sıfırlanmıştır. %1'i geçmez bir hale gelmiştir. ABD'nin başarılı olduğu tek cephe Avrupa cephesi olmuştur. Bu durum NATO'nun büyümesine katkı sağlamıştır. Eğer ABD her tatbikatta harp planlarında başarılı olsaydı, Orta Doğu'da Irak ve Suriye'den çekilmesi, Çin karşısında tökezlemesi şeklinde bir ifadeyi kullandılar. Kıymetli takipçilerimiz, bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerdeki videolarımızda siz değerli takipçilerimizle beraber buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esenlikle kalın.